Herkese merhaba ben Zafer Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 10. sınıf yazılı senaryolarını çözeceğiz. Anadolu Lisesi'ni bugün çözeceğiz arkadaşlar. İki tane senaryomuz var. Açıklamalarda hangi senaryonun hangi sorusunu izlemek istiyorsanız onu tıklayarak sadece onu da izleyebileceksiniz. Yine bu yazıldaki pdf'yi çözümleri ve diğer yayın evlerinin hazırlamış olduğu pdf'leri de açıklamalardaki linkten indirebileceksiniz. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olarak, yorum yazarak, beğenerek bana destek olabilirsiniz. Instagram'dan takip etmek isteyenler için Instagram adresini de buraya bırakıyorum. Öyleyse hemen birinci senaryoyla başlıyorum. Evet birinci senaryomuz 8 tane soruda oluşuyor. Soruların dağılımına baktığımızda arkadaşlar 4 tanesi polinomlardan gelecek. Bu 4 tanesi ise ikinci dereceden denklemlerden gelecek. Soruların kolaylık zorluk durumu nasıl? Baktığımızda 5 tanesi 2, 5, 6, 7 ve 8 sorular basit bilişsel süreçlere ölçmeye yönelik. Ama 3 tanesi 1, 3 ve 4'ün soruları ise daha karmaşık sorulardan oluşuyor. Öyleyse gelsin birinci sorumuz. Evet birinci sorumuzda polinom kavramı ile ilgili soruların bulunduğu bir eğitsel uygulamada ekrana gelen iki sorudan biri kullanıcılar tarafından seçilerek çözülmektedir. Bu uygulamada ekrana gelen sorular aşağıda verilmiş. Bu eğitsel uygulamayı kullanan birinin seçtiği sorudaki polinomun çift dereceli terimlerinin katsayılarının toplamının 2 olduğunu söylüyor. Buna göre o polinomu bizden bulmamızı istiyor. Şimdi ilk olarak arkadaşlar birinci soruyla başlayalım. Px polinomunun 5. derece ne olduğunu söylemiş. Ve baş kat 3 olduğunu söylemiş. Sabit teriminin eksi 2 olduğunu söylemiş. Ve terim sayısının 2 olduğunu söylemiş. Şimdi terim sayısının 2 olduğunu söyleyince arkadaşlar. Demek ki sadece 2 tane terim var. Biri x üzeri 5'li olan terim. Yani dereceyi belirleyen en büyük dereceli terim. Diğeri de sabit teriminin eksi 2 olduğunu söylediği için. Diğeri de eksi 2 olan terim. Öyleyse ve bu baş kat da 3 ise. Demek ki en büyük dereceli teriminin baş katsayısının katsayısının 3 olduğunu söyleyebiliriz. Sabit teriminin de eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. İşte polinom bu şekilde iki tane terimden oluşuyor. Gelelim Qx polinomuna. Qx polinomu ise bakıyorsun ikinci dereceden bir polinom. İkinci dereceden bir polinomsa üç 3 tane terim bulunabilir. Bir x kareli, bir x'li, bir de sabit terim bulunabilir. Baş katsayısı zaten şu en büyük dereceli terimin katsayısının eksi 1 olduğunu söylemiş. E sabit terimin de 3 olduğunu söylemiş. Bir de katsayılar toplamının 4 olduğunu söylemiş. Şimdi bu katsayı da, bu katsayı topladığınızda 2 yapıyor. Demek ki bu x'in katsayısı da var. Şu an bakın toplamları 4 yapıyor. O zaman qx polinomunu bulmuş olduk. Eksi x kare artı 2x artı 3'müş. Şimdi gelelim e, bunlardan hangisinin çift dereceli terimlerinin katsayılarının toplamı 2'yormuş ona bakalım. Px polinomunda arkadaşlar çift dereceli terim dediğimiz şu sabit terim olmuş oluyor. Çünkü bunun yanında x üzeri 0 varmış gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı eksi 2 iken burada çift dereceli terim olarak x kare var. Bir eksi 1'imiz var. Bir de sabit terimimiz var. İşte bunların toplamı bakın artı 2. Demek ki bizden istenen polinom qx polinomuymuş. Gelsin o zaman ikinci sorumuz. İkinci sorumuzda Px polinomu Qx 4x artı 5 polinomuna bölündüğünde bölüm x artı 2 kalan 6 olduğunu söylemiş. Buna göre Px polinomunu bizden istiyorsa kolay bir soru. Px polinomu bakın normal bölme işlemi yaparak 4x artı 5'e bölmüşüz. Ve bir bölüm polinomu gelmiş x artı 2 ve bir de kalan gelmiş 6. Ne yaparsınız? Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan yaparsınız. Bölmenin sağlaması. Yani 4x artı 5 ile x artı 2'yi çarparız ve üzerine 6'yı ekleriz. Bakalım ne çıkacak? Bununla bunu çarptığımızda 4x kare geldi. Bunda bunu çarptığımızda 8x geldi. Buradan da 5x geldi. Toplam 13x geldi. Bir de, bir de buradan 10 geldi. 6'yı da üzerine eklersek işte px polinomumuz bu olmuş oluyor. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda e, polinomun çarpanlarına ayrılmasını bizden istiyor. Çarpanlarına ayırabilmemiz için arkadaşlar Tabi değişik taktiklerimiz var. Değişik yöntemlerimiz var. Burada hangi yöntemi kullanacağız? 4 terimli olması bize aslında şunu belirtiyor. Genelde 4 terimleri arkadaşlar gruplandırarak çarpanlarına ayırırız. 4 tane terim görürseniz bunu kullanın. Bakıyorum 4 tane terimi gruplandıracağım. Şu ikisini birinci grup, şu ikisini ikinci grup yapacağım. O zaman ilk, iki, ilk ikisini x küp ortak parantezine alıyorum. Ve x eksi 1 kalıyor. Diğer ikisine bakıyorum. İkisinin ortak olan x parantezini alabilirim ama eksi x, -x parantezini alırsam o zaman parantezin içi bununla aynı olur. Bakın burada x, artı x burada da eksi 1 kalır yapın sağlamasını eksi x kare artı x'i veriyor mu? Veriyor. Tamam o zaman şimdi işlemimiz bitmedi. Çünkü şu an iki terime düşürdük. Çarpanları ayırma demek tek terime düşürmek demek. Şu an işimiz bitmediğine göre bu ikisinde ortak olan nedir? x eksi 1 ortak parantezine alıyorum. Ve birinci de x küp kalıyor. ikinci de de eksi x kalıyor. Devam edebiliriz bakın burada x'ler ortak. Yani ikinci parantezimizi bir de x parantezini alacağım. Şöyle x parantezine alırsak arkadaşlar x kare eksi 1 kalır. Bakın dağıttığımızda x küp eksi x'i veriyor. Sonra devam edelim. Şu x kare eksi 1'i de tekrar 2 kare farkından çarpanlarına ayırabilirsiniz. x eksi 1 çarpı x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 diye ayırmış olduk. E bakıyorsunuz x eksi 1 ile x eksi 1 çarpılabilir. Yani son şeklini verelim. x eksi 1'in karesi çarpı x çarpı x artı 1 diye çarpanlarına ayrıldı. Geçelim hemen dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda ifadenin, rasyon ifadenin en sade halini bulmamızı istemiş. İşte burada öğrendiğimiz çarpanlara ayırma yöntemlerini kullanarak çarpanları ayıracağız. Sonra sadeleştireceğiz. Yani çarpanlarına ayırmadan bu şekilde bir sadeleştirme olmayacağını zaten biliyorsunuz. Peki iki tane terimli arada eksi varsa aklımıza iki kare farkı geliyordu. Bu x'in karesi, bu 2'nin karesi. Öyleyse ben burayı x-2 çarpı x artı 2 diye çarpanlarına ayırabilirim. 3 terimlerde kullandığımız yöntemleydi. Burayı x'e x, burayı da 5'e 2 diye ayırdığımızda bakın onu veriyor çarpımları. Çarpımları x kare veriyor. Çapraz çarptığımızda da ortayı vermesi gerekiyor. 5x artı 2 x dediği x ortayı veriyor. O zaman düz alırım. x artı 5 çarpı x artı 2 diye. Sonra ikinci kesi ters çevirip çarpacağım. Burayı çarpı yaptım. Paydadakini payaya yazacağım şimdi. Yine 3 terimleri kullanacağız. Çaprazlama yöntemini. 4'e 2 desek ama birini eksi almalıyım. Şunu eksi aldığımda eksi 4x artı 2x ortayı veriyor. Öyleyse x eksi 4 çarpı x artı 2. Geldik buraya. Bunu da x'e x diye ayırdık. Bunu da yine 4'e 2 diye ayırdık. Fakat ikisini de eksi almalıyım ki. Buraya hem artı 8x'i versin. Hem de çarpraz baktığımız ortadaki eksi 6x'i versin. O zaman düz alırsam. x eksi 4 çarpı x eksi 2. Gelelim sadeleştirmelere. Çarpanları ayırma işlemlerimiz tamamlandı. Yukarıdakilerle. ...aşağıdakileri bakın sadeleştirebiliyoruz. x artı 2, x artı 2'yi götürür. x eksi 4, x eksi 4'ü götürür. Ve yukarıda sadece x artı 2 kalır. Aşağıda da x artı 5 kalır. O zaman geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda ifadesi ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre... ...a ile b'nin toplamının değerini bizden istemiş. Arkadaşlar ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemse x'in üzeri en fazla 2 olmalı. Bir e bakıyorsunuz burada x üzeri 4'lü bir terim var. x üzeri 4'lü terimin olmaması gerekir. Yoksa bu ifade 4. dereceden olurdu değil mi? O zaman ben önce bir polinomu şuraya yazayım. Üzerinde size daha rahat göstereyim. Şurası b 3 olsun. Artı 3x artı 4 eşittir 0. Evet şimdi ne demiştik? 4. dereceden bir terim olmaz. 2. dereceden bir polinomda x üzeri 4 bulunmaz. O yüzden bunu yok etmek için katsayısını 0'a eşitliyorsunuz bir kenarda. A eksi 4'ü eğer 0 yaparsanız A yerine 4 yazdığınızda işte bu terimden kurtulmuş olursunuz. Peki şimdi x'in üzeri en fazla 2 olmalı. Burada yok burada yok. hani demek ki bunun üzerinin 2 olması gerekiyor. Getirip bunu da 2'ye eşitleyeceksiniz ki polinomumuz ikinci dereceden olsun. B eksi 3'ü de 2'ye eşitledik. Buradan da B yerine 5 yazmamız gerektiğini anladık. Ve bizden A ile B'nin toplamını istiyordu. Öyleyse cevabımız bakın 9 yaptı. Gerçekten A'yı ve B'yi yerlerine yazarsanız Bakın burası gider. Buraya da 5 yazarsanız x kare olur. Artı 3x artı 4 ve ikinci dereceden bir denklem elde edilmiş olur. Geçelim hemen 6. sorumuza. 6. sorumuzda 3x kare eşittir 5x denkleminin çözüm kümesini bulmamızı istiyor. Arkadaşlar sadeleştirme yapmıyorduk bakın çözüm kümesini bulurken. X'leri bu şekilde sadeleştirmiyorsunuz. Doğru çözümümüz ne peki? Bunu karşıya atıyorsunuz. Yani 3x kare karşıya geçen eksi olur. Eksi 5x eşittir 0 diye bir denklem elde ettik. Burayı x parantezine alıyorsunuz. x parantezine alınca hani köklerini bulabilmek için çarpanları ayırmam gerekiyor. Ortak çarpan parantezine aldım. Burada 3x eksi 5 kaldı. Sonra sonucun 0 çıkması için ya burası 0 olmalı ya da burası 0 olmalı. İkisi de 0'a eşitlenecek ve kökler bulunacak. Buradan birinci kök zaten 0 çıktı. Buradan da ikinci kök 5 karşıya geçer ve her iki tarafı 3'e bölersek ikinci kökte 5 bölü 3 çıktı. O zaman çözüm kümemiz de İki tane sayı var. Biri 0, diğeri de 5 bölü 3. Geçelim o zaman 7. sorumuza. 7. sorumuzda iki tane karmaşık sayı vermiş. Z1 karmaşık sayısının reel kısmını 2 ile çarpmamızı, Z2 karmaşık sayısının imajiner kısmını da 3 ile çarpıp toplamamızı istemiş. O zaman arkadaşlar reel e, Z1 diyelim. Yani Z1 karmaşık sayısının reel kısmı görüyorsunuz eksi 4. Yani iyi olmayan kısım reel kısım oluyordu. İmajiner kısmı ise e'nin katsayısı olan z2 karmaşık sayısında imajiner kısım nedir? O da şuradaki arkadaşlar 5 olmuş oluyor. Şimdi yazalım bunların yerlerine. 2 çarpı eksi 4 artı 3 çarpı 5. Yani eksi 8 artı 15. Cevabımız da buradan 7 bulunur. Gelsin son sorumuz. Birinci senaryonun son sorusundayız. Tekin sorumuzda kökleri eksi 3 ve 7 olan ikinci dereceden bir bilinen denklemi oluşturmamızı istemiş. Böyle sorularda arkadaşlar önce kökler toplamını buluruz. Kökler toplamı yani eksi 3 ve 7'yi toplarız. Kökler toplamı 4. Bir de bu köklerin çarpımını buluruz. O da eksi 3 çarpı 7'den eksi 21. Daha sonra bulduğumuz bu değerleri bakın x kare eksi toplamı bakın x'in katsayısına yazıyorsunuz ama kökler toplamının önünde eksi var. Ve kökler çarpımında sabit terimine yazarak ikinci dereceden denklemi oluşturuyorsunuz. Getireceksiniz yani şuraya 4'ü. Buraya da eksi 21'i yazacaksınız. O zaman oluşturalım ikinci dereceden denklemi. x kare eksi 4x eksi 21 oldu. İkinci dereceden denklemimiz. Geçelim o zaman ikinci senaryomuza. İkinci senaryomuza baktığımızda arkadaşlar iki tanesi polinomlar, bir tanesi çarpanlara ayırma ile ilgili ve üç tanesi de ikinci dereceden denklemlerle ilgili. Soruların zorluk kolaylık durumuna baktığımızda 1, 2 ve 5 biraz daha basit, 3, 4 ve 6 biraz daha karmaşık bilinçsel süreçleri ölçmeye yönelik sorulardan oluşuyor. Gelsin birinci sorumuz. Birinci sorumuz arkadaşlar ifadenin bir polinom olduğunu özellikle belirtmiş bakın polinom olduğuna göre demiş. N'in alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi şuradaki arkadaşlar 18 bölen hani polinom olabilmenin şartı ne? X'lerin üzerlerinin doğal sayı olması gerekiyor. Yani bu 18 bölü N ifadesinin bir doğal sayı olması gerekiyor. Doğal sayı olması için o zaman n'in 18'i bölen, tam bölen sayılar olması gerekiyor. 18'in çarpanları olması gerekiyor. Ne var? 1 böler, 2 böler, 3 böler, sonra 6 böler, 9 böler ve 18 böler. Yani şu birinci de, polinomun birinci terimine baktığımızda n yerine yazabileceğimiz değerler bunlar. Ama burada bakın bir tane daha x'in üzeri var. n-6. E, polinom olabilmesi için bunun yine doğal sayı olması gerekiyor. Yani sıfırdan büyük veya sıfır eşit olması gerekiyor. Buradan da en büyük eşittir 6 olması gerektiğini anladık. Yani buradaki arkadaşlar 6'dan küçük olanları eliyorsunuz. Ve en yerine yazılabilecek değerlerin 6, 9 ve 18 olduğunu görüyorsunuz. Bu değerler yazılırsa hem bunun üzeri doğal sayı oluyor hem de bunun üzeri doğal sayı oluyor. Dolayısıyla ifade bir polinom olmuş oluyor. Topladığımızda 27, 6 daha cevabımız 33 olmalı. Geçelim o zaman ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda birinci derecedenmiş px polinomu önemli. x artı 2 ile bölümünden kalan 5 ve x eksi 1 ile bölümünden kalan eksi 1 olduğunu söylemiş. px polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalanın ne olduğu soruluyor. Şimdi px polinomu birinci derecedense arkadaşlar birinci dereceden polinomları genel olarak şöyle yazarsınız. ax artı b diye yazarsınız. Yani doğrusal fonksiyonlardan bildiğimiz doğrusal fonksiyon aslında birinci dereceden. İkinci dereceden olduğunu bilseydik o zaman da ax kare artı bx artı c derdik. Şu an bunu yazdıktan sonra bu polinomun x artı 2 ile bölümünden kalan 5 olması demek x artı 2 sıfır eşliyoruz kalanı bulmak için. Ve bulduğumuz bu eksi 2 değerini bu polinomda x yerine yazıyoruz. Yani p eksi 2 arkadaşlar kalanı verir bize ve kalan da 5'miş. Yazalım o zaman x yerine eksi 2. Ye. O zaman eksi 2a artı b eşittir 5 bilgisine ulaştık. Yani 2 bilinmeyeni bir denklem elde ettik. Şimdi gelelim x 1 ile bölümünden kalanı değerlendirmeye. x 1 ile bölümünden kalanı bulmak için bunu sıfır eşleriz. Ve x gördüğümüz yere polinomda 1 yazarız. Yani p1 bize x 1 ile bölümünden kalanı verir. E kalanın da eksi 1 olduğunu söylemiş ya. Demek ki p1'in eksi 1 çıkması gerekiyor. Yazalım bu polinomda x yerine 1. O zaman da a artı b eşittir eksi 1. 2 İki bilinmeyen de ikinci denklem elde ettik. Artık o zaman yok etme yöntemiyle buradan a ve b bulunabilir. Bunları alt alta yazalım. Eksi 2 artı b 5. A artı b de eksi 1. Bunları taraf tarafa topladığımızda bilinmeyenlerden bir tanesinin yok olması için aşağıdakini eksi 1 ile genişletelim. O zaman eksi 1 ile hem bunu hem de bunu hem de bunu çarpacağımıza göre eksi 3 a olur değil mi? Ve buradan b'ler gider eşittir 6. Yani a'yı eksi 2 buluruz. A'yı da burada yerine yazarsak b'yi de artı 1 buluruz. O zaman polinomumuz ortaya çıktı. Yazalım px polinomumuzu. A'yı eksi 2 bulduğumuz için eksi 2x B'yi de 1 bulduğumuz için eksi 2x artı 1. Şimdi bu polinomun bizden neyini istemiş? x artı 3 ile bölümünden kalanı istemiş. x artı 3 ile bölümünden kalanı bulmak için bunu sıfır eşitlersin. Ve polinomda x gördüğün yere eksi 3'ü yazarsın. Yani kalanı bulmak istiyorsan p eksi 3'ü bulmalısın. Hadi bulalım bakalım. x yerine burada eksi 3'ü yazarsak o zaman 6 artı 1'den cevabımız 7 bulunur. Gelsin o zaman 3. sorumuz. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Rasyonel ifadesinin en sade halini vermiş bize. Buna göre B ile A'nın farkını istemiş. Demek ki buradaki rasyonel ifade sadeleşebildiğini anlıyoruz. Ve bakıyorsunuz aşağıda hiç eksik bir şey yok. Yani aşağısı çarpanlarına ayrılabilir. Bunun çarpanlarına ayırarak başlıyorum. Buranın çarpanlarına x'e x dedim. Buranın çarpanlarına da 5'e 3 dedim. Eksi 2 vermesi için bakın şuraya eksi alırsak. Eksi 5x artı 3x verir. O zaman aşağı çarpanlarına x eksi 5 çarpı x artı 3 diye ayrılıyor. Sonra yukarısının da çarpanlarını bilmiyoruz. x kare artı ax artı b diye bir yazalım. Şimdi arkadaşlar aşağının çarpanlarını biliyoruz ya. x eksi 5 ve x artı 3. Ee, ve sadeleştikten sonra ne kaldığını biliyoruz sonucun. x eksi 5 x artı 4 kaldığını biliyoruz. Peki yukarısı da ikinci dereceden bir polinom olduğuna göre burada şöyle çarpanlarına ayrılacak değil mi? Ve çarpanlarına ayrıldıktan sonra demek ki bakın x artı 3 burada yok ya. Demek ki bu x artı 3 yukarıdandaki bir x artı 3 ile sadeleşmiş olduğunu anlıyoruz. Demek ki yukarının çarpanlarından birinin x artı 3 olduğunu anlıyoruz. Peki geriye x artı 4 kalması için demek ki yukarıdakinin diğer çarpanının da x artı 4 olduğunu anlıyoruz. He. Demek ki yukarısı yani şu x kare artı ax artı b ifadesi şu şekilde çarpanlarına ayrılıyor x'e x artı 3'e artı 4 diye çarpanlarına ayrılıyor. Yani x artı 3 ile x artı 4'ü çarparak da bulabilirsiniz polinomu. Yani ne yapar? x kare artı 7 x artı 12 yapar. Ya çarparak bulabilirsiniz bununla bunu ya da hani bununla bunun çarpım burayı veriyordu ya. Değil mi? Buranın 12 olduğunu sonra çarplaz çarptığımızda da ortayı verdiği için a'nın da 7 olduğunu bulabilirsiniz. Bu durumda b eksi a'yı bulalım. B'yi 12, A'yı 7 bulduğumuza göre cevabımız da 5 olmalı. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda bir mağazadan tanesi x TL olan ürünlerden aslı x artı 2 tane. Erkan aynı ürünlerden x artı 4 tane almıştır. İkisi birlikte mağazaya toplam 1620 TL ödediklerine göre x'i bulmamızı istemiş. Şimdi arkadaşlar ürünlerin adediyle fiyatını çarparak Aslanın toplam ne kadar ödediğini bulabilirsiniz. X ile X artı 2'yi çarptınız. X liralık ürünlerden X artı 2 tane almış. Artı. Erkan aynı ürünlerden aldığına göre onun da fiyatı X. Kaç tane almış? X artı 4 tane. Evet. X ile X artı 4'ü çarpıp Erkan'ın bu ürünlere ne kadar ödediğini bulabilirsiniz. Ve toplam ödediklerini de getirip eşitlersiniz 1620'ye. Bakalım nasıl bir denklem çıktı. Buradan bir X kare bir de buradan X kare. 2 X kare geldi. Artı. E buradan 2x, buradan 4x, 6x geldi. E 1620'yi de bu tarafa eksi 1620 olarak gönderirsek ikinci dereceden bir denklem çıktı. Bu denklemi çözebilmek için isterseniz önce iki parantezini alıp her iki tarafı 2'ye bölüp ikilerden kurtulabiliriz değil mi? Daha sadeleşmiş olur sorumuz. Her iki tarafı 2'ye böldük. Şimdi gelelim çarpanlarına ayırmaya. Burayı x'e x diye ayıralım. Şimdi 27 ile 3'ün çarpımı 81 o zaman ben burayı 27 ile 30 diye ayırayım. Hangisini eksi alayım? Şunu eksi alayım ki çarpımları eksi 810'u versin. Ve çapraz baktığımda da 30x 27x ortadaki artı 3x'i versin. O zaman çarpanlarına x 27 çarpı x artı 30 diye ayrıldı. Ve buradan birinci kök 27 çıktı. Sıfıra işlersek burayı sıfıra işlersek de ikinci kök eksi 30 çıktı. Fakat e, tabii ki ürünün fiyatı negatif olamayacağına göre eksi 30'u alamayız. Ve ürünün fiyatına 27 TL diyebiliriz. Geçelim o zaman 5. sorumuza. 5. sorumuzda Z1 karmaşık sayısını vermiş. Şöyle belli edelim Z1. Z2 karmaşık sayısını vermiş. Ve Z1'in eşleniğiyle 2 ile çarpmamızı istemiş. Öyleyse 2 yazıyorsunuz ve Z1'in eşleniği demek. İyili olan kısmın işaretini değiştir demek. Real kısmında hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Sanal kısmın, imajiner kısmın işaretini artı 2'yi de eksi 2'yi yaptık. Sonra artı 3 çarpı dedik. Z2'nin eşlenini bulurken de yine imajiner kısmının işaretini değiştiriyoruz. Artı 5'i de eksi 5'i yapıyoruz. Bitti bu kadar. Düzenleyelim. Eksi 8 geldi. Bununla bunu çarptık. Eksi 4 i geldi. E bununla bunu çarptık. Artı 9 geldi. Çarparken işaretleriyle beraber. Buna bunu çarptık. Eksi 15 i geldi. Düzenlenirse eksi 8'e 9'u topladık. 1. Eksi 4 ile eksi 15 i topladık. Eksi 19 i yaptı. Cevabımız bu. Gelsin o zaman 6. ve son sorumuz. Evet 6. sorumuzda denkleminin köklerinin x1 ve x2 olduğunu söylemiş ve köklerin tam sayı olduğu da önemli. x1 eşittir 2 tane x2 olduğuna göre x1 çarpı x2 bizden istemiş. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar kökler toplamını ve kökler çarpımını bir kenara yazmanızda fayda var. Bunlardan biri mutlaka işinize yarayacaktır. Mesela kökler toplamını bir kenara yazarsanız eksi b bölü a'dan 3m eksi 6 yapar. Hani a'mız 1, b'miz de 3m eksi 6 olduğu için. E bir de kökler çarpımını bir kenara yazarsanız. Kökler çarpımı da c bölü a'ydı. E sabit terime bakıyorsunuz. Eksi m artı 93. Bir de a'mız da 1 olduğu için bu da kökler çarpımı. Bir de ne demişti bakın burada. 2 tane x 2, bir tane x 1'e eşit. Getirip buradaki x 1 yerine 2 tane x 2 yazabilirsiniz demek. Yazalım bakalım x 1 yerine 2 tane x 2. Bir tane daha x 2'miz var. Eşittir. 3m eksi 6 topladık. 3 tane eksi 2 oldu. O zaman burayı da 3 parantezine alırım. m eksi 2 oldu. E her iki tarafı 3'e bölersek o zaman köklerden ikinci kökün m eksi 2 olduğunu bulmuş olduk. Peki gelelim buraya arkadaşlar. Ne demişti? x1 2 tane eksi 2. Getirip buradaki x1 yerine tekrar 2 tane eksi 2 yazarsanız. E bir de burada eksi 2'miz var. Bir de burada neyimiz var? Eksi m artı 93'ümüz var. Burası x2'nin karesi oldu. Peki x2 neydi? m-2. O zaman 2 çarpı m-2 çarpı m-2. Yani m-2'nin karesi eşittir eksi m artı 93 denklemine ulaştık. Bu denklemde bakın tek bilinmeyen var ama ikinci dereceden. E bunları çözmeyi zaten öğrendik artık. O zaman bunun karesini alıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpının iki katı artı ikincinin karesi. Eşittir eksi m artı 93'ü yazdım. İkinci dereceden denklem elde etmek için Burayı dağıttım bakın 2m kare. Buradan eksi 8m geldi ama bu eksi m de karşıya artı m olarak geçerse eksi 7m. E buradan bir 8'imiz var. 93 de karşıya eksi 93 olarak geçerse eksi 85 gibi bir şey oluştu. Şimdi bunun çarpanlarını ayırıp e, m'yi bulmaya çalışacağız. Burayı 2m'ye m diye ayırdım. Buraya geldim. 85'in çarpanlarının 17 ile 5 olduğunu biliyorum. Bir tanesini eksi alacağım. Mesela şunu eksi alsam buradan eksi 17 m gelir. E buradan da artı 10 m gelir. Ortayı verir. O zaman şöyle biraz sorumuzu yukarı kaydırabiliyor muyuz bakalım. Evet birazcık yerimiz varmış. Şimdi burayı ben o zaman 2 m eksi 17 çarpı m artı 5 diye çarpanlarını ayırdım. Burada şurayı sıfır eşitlersem m'nin birinci değerinin 17 bölü 2 olduğunu bulurum. Ve burayı sıfır eşitlersem m'nin ikinci değerinin de eksi 5 olduğunu bulurum. Şimdi getirip buraya 17 bölü 2 yazarsak bu x ikinci kökümüz tam sayı çıkmıyor. Ama burada tam sayı demişti. O yüzden m'nin eksi 5 olduğu kesinleşti. Getirip eksi 5'i burada yerine yazarsan Denklemin ikinci kökünün eksi 5 eksi 2 daha eksi 7 olduğunu buluruz. E denklemin birinci kökü de ikinci kökün 2 iki katıydı. O da eksi 14 bulunur. Bizden istenen x1 çarpı x2 de bunlar çarpılırsa artı 98 bulunur. Bunu da şöyle kutu içerisinde alalım. Hocamızın dikkatini çekelim. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Diğer yayın evlerinin de yazılı örneklerini çözmemi istiyorsanız bunları yorumlarda belirterek, videoya yorum yazarak, videoyu beğenerek, abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.